Emekli maaşı zammı ve asgari ücret zammı konusunda nokta atışı tahminler yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklilere müjdenin hasını verdi. Asgari ücret zammı ve memur maaş zammı konusunda nokta atışı tahminleri ile dikkatleri üzerine toplayan SGK uzmanı Özgür Erdursun, hayal kırıklığı yaşayan SSK ve Bağkur emeklisine güzel haberi duyurdu. Sadece enflasyon zammı alan ve bu nedenle de son derece üzgün olan SSK ve Bağkur emeklisine ek zam müjdesini duyuran SGK uzmanı tarih ve rakam bile verdi. Peki emekliye ek zam ne zaman gelecek? SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanan 6 aylık enflasyon doğrultusunda verilen zam oranı %37,57 oldu. Ancak bu oranlar emekli vatandaşları büyük bir hayal kırıklığına da uğrattı. Çünkü asgari ücrete %49 memur ve memur emeklisine ise %49,25 oranında zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı çok düşük kaldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında da aynı hayal kırıklığını yaşayan emekliler hükümete ek zam çağrısında bulunuyordu. Nihayet emeklinin beklediği o haber geldi. Ek zam kesin olacak. Emekli memuru asgari ücret zammı konusunda nokta atışı tahminleri ile dikkatleri üzerine toplayan SGK uzmanı Özgür Erdursun SSK ve Bağkur emeklisini sevindirecek açıklamayı yaptı. Emekli maaşlarına seyyanen artışın zorunlu olduğunu belirten Erdursun, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle hükümetin bu konuda elinin taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti. Şu anda SSK ve Bağkur emeklisine büyük bir haksızlık yapıldığını da belirten sosyal güvenlik uzmanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kısa süre içinde refah payı zamlı ve ek zam açıklaması yapacağını belirtti. Emekli zammı için tarih ve rakam belli. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada emekliye yapılacak ek zam ve seyyanen zam için tarihin belli olduğunu dile getirdi. Önümüzdeki haftanın ilk gününde yapılacak olan kabine toplantısını işaret eden sosyal güvenlik uzmanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiden talimat vererek kurmaylarının hazırlık yapmasını istediğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında bu konuda çalışmaların başladığını da belirten Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında yeni zamları açıklayacağını iddia etti.